Bu evde beş engelli çocuğuyla beraber yedi çocukla hayata tutunmaya çalışan bir anne baba yaşıyor. Burada Karşıyaka Mahallesi'nin bir köşesinde her gün bir yaşam mücadelesi veriliyor. Daha önce evin çökme tehlikesine karşı Elazığ Valiliği harekete geçmiş yardım çağrısına yanıt verilmişti. Şimdi ise evin dört duvarı sağlam ama duvarların arasında en temel ihtiyaçlar hala yok. Ailenin hayatı komşularının merhametli elleriyle şekillenmiş. Onların desteğiyle hayatlarını sürdürüyorlar ancak yoksulluk ve imkansızlık her gün kapılarını çalıyor. Yatak yok, yere serdikleri battaniyeler üzerinde uyuyorlar. Oturacak bir kanepe yok. Çocuklar ve anne baba soğuk zemine dayanarak yaşamlarına devam ediyor. Çocuklar yaşamı daha sessiz bir yerden izliyor. Onların dünyası daha küçük ama umutları büyük. Onlara uzanacak bir el, verecek bir yatak, paylaşacak kanepe bu hayatı küçük bir yerden değiştirebilir. Karşıyaka muhtarı Ruhi Demirbaş elinden geleni yapmış ancak aile için daha fazlasına ihtiyaç var. Demirbaş ailenin sağlıklı şartlara kavuşması için hayırseverlerden destek beklediklerini ifade etti. Ee, Sayın Valimiz gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Sosyal araştırma müdürlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de bize ilgilendiler, defalarca geldiler, sorunlarımıza ilgilendiler, baktılar, ettiler. Ee, bizim e, tabii ki şu an e, evimiz bitti. Yani bir 20 gün, 15 gün çalışma yaptılar. Çalışmaya göre evimiz de çok güzel oldu gerçekten. Bizim mahalle ezgin bir mahalle. Bizim burada hep çöptekme beni getiren insanlar, gariban insanlar. Yani bunu yetkililerimizden, iş adamlarımızdan el alacak Adı zenginlerdi. Gerçekten kakoş dediği zaman gerçek kakoşlar. Yani yetişleri de bir el atsalar yani burada bir şey yok. Dört tane kanepe, beş tane kanepe bugün bir işi de alabilir. Tabii ki bizde bir sıfırda olsun. Yani normalde temiz oturarak bir küçük da olsa yani halısı, iki cel kanepe de olsa bizim kabulümüz yani. bizim para ihtiyacımız yok. Biz para istemiyoruz. Bize sadece eşya, kap, kaşık, çamaşır makinesi işte buzdolabı sıkılık zaten çalışmıyor. En azından burada bir sıcak bir yuva oldu. Yuvanın içine girdiler. Kaplar, pencereler sağlam oldu. Tabii çok mutlular. gördüğünüz zaman çok sevindiler Bak kuru duvarda oturuyorlar. Gördüğünüz gibi şahıs şu an terazinde oturduğu zaman o kalın üstünde zaman sarayda oturmuşlar diye. Yani adamlar bakışın dilere mutlular yani. Şimdi gerçekten çok mutlu görürler kendileri.